Onlar şimdilerin parlayan yıldızları. Hepsi birbirinden popüler, hepsi birbirinden göz alıcı. Peki acaba yıllar önce nasıl görünüyorlardı merak ediyor musunuz? Bu hafta sizler için ATV'nin ünlü simalarıyla çocukluklarını konuştuk. Yıllar önceki eski fotoğrafının altına bir zamanlar Michael Jordan'dı mı yazan şimdilerin karizmatik oyuncusunu tanıdınız mı? Peki ya arkadaşlarıyla objektife gülümseyen sevimli çocuğu? Bir diğer fotoğrafında bayramlıklarını giymiş yakışıklı da aynı kişi. Fotoğraftaki tatlı çocuk bir zamanlar Çukurova'nın demir yamanı Murat Yunanmış'tan başkası değil. Çok yaramaz bir çocuk olduğum söylenemez. Aslında sessiz, sakin bir çocukluğum vardı ama aile, akrabalar içerisinde neşeliydim bayağı. Çünkü taklit yeteneğim vardı ve insanlar devamlı bana taklit yaptırırlardı. Kendi ailem için de böyleydim. Daha şen şakrak ama yabancı ortamlarda daha sakin, sessiz bir çocukluğum vardı. Sevgili Murat Yunalmış, sizi şöyle geçmişe götürsek o günlerden hatırladığınız bir anınız var mı? Bir sürü var tabii de çocukluğumla ilgili. Kendi mesleğimle ilgili altyapıların oluştuğu bir anımı anlatabilirim. Babam VHS video kasetlerinin dağıtıldığı dönemde bana film afişi getirirdi devamlı. O küçük kartlardan getirirdi. Ve ben onlara bakıp hayal kurardım devamlı. Hani kendimi onların yerinde hep düşünürdüm. Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın. Özellikle ikisine karşı büyük hayranlığım var. Hala da var. Hayal ettiğim şeylerin şu anda gerçeğe dönüştüğünü görmek benim için gerçekten gurur verici. Bir zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Uğur Güneş, yapımda Yılmaz karakteriyle beğeni topluyor, çok seviliyor. Şimdilerin popüler oyuncusu meğer çocukken epey haşarıymış. Yani ben yaramaz bir çocuktum. Benim anılarım genelde hep düşme kalkma. Çok kaza geçirdim çünkü. Biraz hiperaktiftim. Yaramaz bir çocuk oldum. Sürekli hastaneye gidiyordum. Vücudumda bayağı bir dikiş izi vardır. Bu kadar hep yaramazdım yani. Maria ile Mustafa'nın sempatik yıldızı Jessica May, çocukken de şimdiki gibi neşe dolu. Güzel oyuncu ışığından hiçbir şey kaybetmemiş. Ben çok yaramazdım. İnanılmaz yani, zaten çiftlikte özgürce bir şekilde büyüdüğümüz için annem neredeyiz, nereye gittiler, saat kaçtı, hala eve gelmediklerini, yani hemen hemen her gün bunu yaşıyorduk. Çünkü biz yani dolaşırdık, ben dolaşırdım kardeşimle beraber. Ağaçların tepesinde, nehirlerde, işte atların üstünde. O yüzden yaramazdım. Jessica May'in yaramazlıkları çocukken başına çok iş açmış. Bir gün ben bisiklete bineyim. Dedemin evine giderken, anneme haber vermedim. Kayboldum. Böyle başka bir yere giderken, başka bir keşfediğim derken kayboldum. Herkes de benim peşinden böyle gece yarısı bir yere kadar öyle bir telaşlandırdım yani ailemi. Öyle bir yaramazlık yaptım bir kere. Ama bir daha yapmadım. Cem İntepe oldukça enerjik bir oyuncu. Sporla iç içe, çok iyi dans eden, macera sever bu genç adamın çocukken usta olmasını zaten beklemiyorduk. Ben hiperaktif bir çocuktum, durdurulamaz bir çocuktum. çok çeşitli spor dalları denedim. Hiçbirinin bana göre olmadığını fark ettim. Yani denedim ama enerjimi atamadım hiçbirinde. Sonra zaten akrobasi, breakdance onunla tanıştım derken başka bir yöne doğru gitti. Çok böyle anlatabileceğim bir anım yok ama size genel şöyle söyleyeyim, yaramazlığımı anlayın. Kafamda 15 dikiş var, parmaklarımın çoğu kırık, iki bacağım kırık. Yani her yerim yaraları içinde, yani siz anlayın işte. Nasıl bir çocukluğum vardı. Evet. Yani.
Esra Erol çocukluğunu doyasıya yaşayanlardan. Esra Erol'un çocukluk fotoğraflarına bakıyoruz da neredeyse hiç değişmemiş. İfadesi, yüzündeki tatlı gülümseme hala aynı. Çok sokak çocuğuydum. Yani sokakta oynamayı, o arkadaşlık ilişkilerini çok iyi kurmuş, o çocukluğunu çok hakkıyla yaşamış biriyim. Ben Kütahya'da büyüdüm. Orada mahallemize bulunduğumuz sitede yakın arkadaşlarımız vardı. Benim çocukluğuma dair hatırladığım tek şey evde resimler yapardım. Bir de bazı tiyatro oyunlarının, tiyatro sanatçılarının taklitlerini yapardım. Arkadaşlarım toparlardım. Evden de salatalık getirirdim. Onları dörde bölüp anneme, onlara ikram ettirirdim. Böyle aktiviteler yapıyordum. Yani çok toprakla oynadım, çok sokakta oynadım. Çok seksek oynadım, çok yakalambaç oynadım, yakan top oynadım. Çok hakkını verdim. Annem hani kapının önünde bizi artık soyardı neredeyse. Yine perişan etmişsiniz kendinizi diye. Başarılı programcı Esra Erol, çocuklarıyla ilişkisi çok güzel olan bir anne. Ben yaramaz bir çocuktum. Ben haylazdım. Çok kırığım, döküğüm vardır yani. Çok kafada dikiş, kollarda dikişler, yaralanmalar. Öyle çok akıllı uslu bir çocuk değildim. Ben de çocuklarıma aynı şeyi yaşatmaya çalışıyorum. O kontrollü, güvenli alanlarında, yine site içerisinde arkadaşlarıyla o çocukluğu yaşasınlar istiyorum. Haberin yüzü Cem Öğretir çocukken örnek gösterilen bir çocukmuş. Haşarı bir çocuk asla değildim. Hep örnek gösterilen bir çocuk oldum. Örnek gösterilen derken ders çalışma manasında değil ama çevresindeki insanlara davranışı açısından genelde örnek gösterilen bir çocuktum. Bu üniversiteye kadar böyle devam etti ama üniversitede her şey değişti. Bambaşka bir çocuk oldum. Annem benim iki dönemim olduğunu söyler. Üniversite öncesi ve üniversite sonrası. Üniversite sonrasında artık yetişkinliğe doğru adım attığımda çocukluğumdaki o naif yapımı aslında birazcık kaybettim. Bu belki de mesleğin verdiği bir şey oldu. Buna da mutluyum. Çünkü her zaman evet demek çok doğru bir şey değil. Hayır demeyi öğrenmek lazım. Hep evet diyen çocukların ileride çok da başarılı olamayacağını düşünüyorum. O yüzden zaman zaman hayırları da hayatımıza sokmamız gerekiyor. Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Haftanın son iş günü, alarmın rengi kırmızı. Anne ve babasıyla fotoğraf çektiren zeytin gözlü bu küçük tatlı kızın büyüyüp de beni bırakmanın dişli karakteri Meltem olacağı kimin aklına gelirdi? Ben çok yaramaz bir çocuktum. Yazları anneannem ve dedemin çiftliğindeydim. Hala dizlerimde yara izleri vardır. Ağaç tepelerindeydim. Çocukluğuma dair hatırladığım anı, teyzem kedilerden nefret eder. Ben bir gün 7-8 yaşlarında 3-4 tane kediyi kucakladım. Kapıyı böyle ayağımla çaldım. Teyzem kapıyı açtı, bütün kedileri bıraktı üstüne. Hala bana diyor, unutamadığım anımsın yani. Eşkıya dünyaya hükümdar olmasın Hızır Çakır Beylisi Oktay Kaynarca neredeyse hiç değişmeyenlerden. Çocukluk fotoğrafına bakıldığında şimdilerin usta oyuncusunu kolaylıkla tanıyabiliyoruz. Benim çocukluğumda çok anı var da yani yaramaz bir çocuktum zaten. Ama akıllı bir çocuktum. Yaramaz ama akıllı bir çocuktum. Ama ne bileyim ya, öyle çok anım vardı ama yani biz zaten hani şeyi hatırlıyorum, ben öyle oyuncak çocuğu değildik. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapan bir nesiliz biz. Şimdiki gibi o zaman telefon yoktu hayatımızda, düşün ya, evlerde telefon yoktu. Oradan buraya ta o teknolojinin içerisinde büyüdük. Yani böyle dehşetle o gelişmeyi gördük, onu söyleyebilirim sadece. Şimdiki yani 2 yaşındaki çocuk elindeki tabletle oynayabiliyor. Biz onu çözene kadar oho yani şu anda onları kullanıyor olabilmemiz bile mucize bence.